Ben bugün size Sevgi Soysal'dan, o güzel kadından, onun yaptıklarından ve özellikle Yürümek adlı romanının, o küçük şahane romanın hikayesinden bahsedeceğim. Bence edebiyat her şeyden önce bir dil evrenidir. Yazar hayal gücünü etekemeye büründürecek malzemeyi dil evreninden derler. Ama dil yalnızca kelimelerden, dizimlerden ibaret bir şey değildir. Yazarın zihniyle doğrudan bağlantılıdır. Edebiyat bana kalırsa esas olarak da bir zihin işidir. Yani zihniniz nerede, nereye bakıyorsunuz, nerelerden etkileniyorsunuz? Bütün bunlar aslında edebiyatınızın alt metinlerine baktığınız, çerçevelediğiniz dünyanın boyutlarını bize gösterir. Bu anlamda baktığımızda Sevgi Soysal'ın çok geniş açılı bir zihne sahip olduğunu görüyoruz. Hakikaten kıskançlık verecek kadar bir yazar olarak bunu söylüyorum tabii ki. Geniş bir alanda yazan ve varlığını yazısıyla dışlaştıran bir kadın Sevgi Soysal. Bu zihin hem kadınların, erkeklerin ülkesini, hem kadınların ve erkeklerin, hem ülkesinin, dünyanın meselelerine dikkat kesilecek kadar kapsayıcı, hem üslup olarak ironiden epeye kadar çok geniş bir alanda bu üslupları harmanlayacak kadar zengin, hem de öyküden romana, oyundan düz yazıya kadar yazının çok çeşitli alanlarında dolaşacak kadar çok yönlü bir zihin Sevgi Soysal'ın zihni. Sevgi Soysal bana kalırsa yani onu sevmemin çok birçok nedeni var tabii ki ama galiba böyle üç ana nokta var baktığımda gördüm. Muzip birisi, cesur birisi ve aynı zamanda bilge birisi. Muzip çünkü en ağır meseleleri bile ele alırken bütün doğallığıyla bir gülümseme ve göz kırpma katı veriyor ortaya, yerleştiriyor araya. O çok beni etkiliyor ve giderek doğrusunu isterseniz böylesine esnek bir zihin, böylesine muzip bir bakış açısı edebiyatta azalıyor ne yazık ki. Böyle bir karanlık atmosferler hep hakim oluyor. O yüzden de çok kıymetli buluyorum Sevgi Soysal Edebiyatı'nın bu yanını ve aynı zamanda kendime de yakın buluyorum. Sevgi Soysal cesur, bu cesurluğunu sadece bir kadın olup Türk toplumunda yaşayan bir kadın olarak bir politik kimlik olarak değil ama aynı zamanda bir edebiyatçı olarak da kimsenin el atamadığı konulara, kimsenin el atmadığı biçimde son derece hayal gücünü olabildiğince genişleterek kullanma yeteneğine sahip. Bilgi çünkü çok basit ayrıntılarındaki evrensel örgüyü görebiliyor ve bunu en yalın haliyle başkalarına iletebiliyor. Sevgi Soysal'ın yaşadığı yıllar 70'li yıllar. 70'li yılların aslında ilginç bir pozisyonu var. Çünkü bir yandan gayet sert işte Türkiye'de bir askeri darbenin yaşandığı, baskının, zulmün çok şiddetle toplumda hissedildiği zaman ama diğer yandan da dünyada gelişen bir 68 rüzgarı var ve o 68 rüzgarı bu karanlık ortamda zihinlerde ferahlatıcı bir yel gibi esiyor ve bir yandan işte emperyalizm, sosyalizm, devrim ihtimalleri konuşulur ve tartışılırken diğer yandan işte feminizm, cinsel özgürlük, kadın sorunları gibi konular tartışılmaya başlanıyor. Ve Sevgi Soysal da bu tartışmaların bu fikir helezonunun tam da ortasında yer alan bir kadın. Tabii bu sebeple biraz da başına gelmedik kalmıyor. Yani Türkiye gibi
totaliter iktidarın her zaman ya kapıda ya koltukta olduğu ülkelerde cesaret, muziklik ve bilgelik muhakkak cezalandırılmaya çalışılır, susturulmaya çalışılır. Nitekim Sevgi Soysal'ın da başına bunlar geliyor, kovuşturmaya uğruyor, hapis yatıyor vesaire. Sevgi Soysal'ın yani ben Sevgi Soysal'la tanıştığım zaman ben de 12 Eylül zulmünü yaşamış birisiydim. İşte cezaevine girip çıkmıştım siyasi sebeplerle ve dolayısıyla ilk sarıldığım kitap bir kadın olarak başka bir cezaevindeki anılarını yazmış olan Sevgi Soysal'ın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu adlı kitabıydı. O güne kadar da daha ağırlıklı olarak Sevgi Soysal'la ilgili olarak işte Yenişehir'de bir öğle vakti, kadın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu dediğim gibi Barış adlı çocuk kitapları daha ağırlıklı olarak ön plandaydı. Çünkü işte sosyalizmin, devrim ihtimallerinin, solculuğun, toplumsalcılığın, aynı zamanda sanatta toplumculuğun tartışıldığı, gündemde olduğu dönemlerdi. Ama daha sonra diğer kitaplarını okudum. Tanter Özay'ı, Yürüme'yi, Tutkulu Perçem'i okudum ve Sevgi Soysal'ın çok bambaşka yönleriyle tanıştım. Yani aslında empati bakımından, kendime benzetme ve kendi hikayemi arama bakımından ilk saydığım kitapları, yani Yenişehir'de bir öğle vakti, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu beni etkilemiş olsa bile sonrasında okuduğum Tante Rosa, Tutkulu Perçem ve özellikle Yürümek aslında bir insanın hayal dünyasının ve yazı dilinin cümlelerinin nereye kadar derinleşebileceği ve nelerin nasıl anlatılabileceği konusunda inanılmaz bir ufuk açmıştı önümde. Dolayısıyla onlar ayrıca kıymetlidir. Bana kalırsa her yazarın bir miktar hakikati dile getirme arzusu vardır. En fantastik romanlarda bile aslında çağa dair, insana dair bir bilginin, bir sezginin taşıyıcısı olma içgüdüsü bulunur her yazarda. Ama hakikat yekpare bir bütün değildir, parçalıdır, karanlık gölgeler vardır, bölgeler vardır. İşte bana kalırsa edebiyat hakikati bir araya getiren toplamdaki karanlık unsurları bulma sanatıdır. Ve bu anlamda baktığımızda Sevgi Soysal'ın tam da oralara doğru, insanın en karanlık noktalarına doğru, işte ya da toplumca karartılmak istenen noktalara doğru baktığını görüyoruz. Ve aynı zamanda en çok eleştirilen yanı da ve başına işler açan yanı da bence bu kısmı oldu, bu yanı oldu Sevgi Soysal'ın. Yürümek adlı romanı 1970 yılında yayınlandı ve yayınlandığı yılda, sanıyorum o yıl, TRT Radyo roman ödülleri yarışmasında başarı ödülü aldı. Ve arkasından da aynı yıl müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı, hakkında kovuşturma açıldı ve kitabın tekrar okurlarla buluşması için 4 koca yılın geçmesi gerekti. Gülten Akın Yürümek'ten söz ederken Türk romanında ilk kez bu kadar düzlüpek bir roman belirdiğini söyler. Gerçekten de bugün bile okuduğumda, bu konuşma vesilesiyle romanı tekrar okudum. Bugün bile okuduğumda beni şaşırtan ve takdir, bir kez daha Sevgi Soysal'ı takdir etmeme neden olan bir hayal gücü olduğunu görüyorum. Özellikle kadın olarak bunu görüyorum. Aynı zamanda mesela bugün işte toplumsal cinsiyet araştırmaları gibi bir konu
daha yeni yeni akademik alanlara taşınıyor, işte hakkında tezler yazılıyor. Ama bana kalırsa Türkiye'de toplumsal cinsiyet anlamındaki en kuvvetli materyalin, en kuvvetli sanatsal ifadenin en kuvvetlerinden birinin yürümekte odaklandığını düşünüyorum. Yürümek Ankara'da büyüyen Ela ile aynı zamanlarda Trebol'da büyüyen Mehmet'in hikayelerini anlatır bize. Uzun süre bu iki karakter bir araya gelmezler. Bunlar ergenlik çağlarındaki aşağı yukarı ikisi de orta sınıf ailelerin çocuklarıdır. Biri kentlidir, biri kasabalıdır. İkisi de dönemin magazin dergilerinden, arkadaş fıstıklarından edinilen yarım yamalak bilgilerle, hurafelerle, kulaktan dolma işte cümlelerle kendi bedenlerini, kendi cinselliklerini keşfetmeye çalışırlar. Ela cinselliği başka kız arkadaşlarıyla oynadığı doktorculuk oyunlarıyla keşfetmeye çalışır. Belki bu hepimizin hayatının bir parçası olmuştu. Ama Sevgi Sosyal bunu herhalde tektir dillendiren, anlatan. Yani bir yandan da Ela işte bu keşiflerden duyduğu hem haz hem de utanç ve sıkıntıyı bir arada yaşar. Doğasıyla ilgili edindiği her his aynı zamanda bir vicdan azabı, bir baskı olarak onu daraltır, sıkıştırır baskılar. Öte yandan Mehmet de bir erkek olarak, bir kasabalı erkek olarak başka bir şekilde ama aynı sıkıntı ve aynı çemberin içindedir. Onda da işte toplumsal baskı olarak işte genel eve gitmesi, işte cinsel deneyiminin ne zaman, nasıl yaşayacağı, ne kadar başarılı olacağı vesaire gibi ruhunu kalınlaştıran, ağırlaştıran mevzuların arasındadır. Sevgi Soysal Ela'yı anlatırken onun kız arkadaşı Şenel'le oynadığı cinsel oyunları tasvir edecektir. Mehmet'in erkek dünyasını tasvir ederken bir eşekle cinsel ilişki kuran ergen muhabbetine konu edecektir. Yani bu kadar cesur ve aynı zamanda da gerçekçidir. Sosyal, toplumsal ön kabullerle zedelenmiş bu iki yaralı ruh günlerinde bir araya gelir. Tabii ki yani bütün o Türk filmleri ve işte Hollywood geleneğinden gelme beklentilerle işte ikisinin bir ilişki yaşayacağını düşünüyorsunuz. Ama öyle olmaz. Evet bir tür bir ilişki olur ama o hiç de böyle klasik standart bir ilişki değildir. Aslında eksikli, inişli çıkışlı, kapalı, kendini tekrar eden bir birlikteliğin sıkıcı çemberinin oluştuğunu görürüz. Bu biraz da büyük ihtimalle işte üç kez Sevgi Soysal sanıyorum evlendi ve boşandı. Kendi ilişkilerinde de yaşadığı bir çemberin ifadesi olmalı diye düşünüyorum. Ya da onun izlerini taşıdığını tahmin ediyorum. Yürümek tabii yani çok uzun üzerine konuşulabilecek, tartışılabilecek bir kitap. Çok küçücük bir kitap. İşte şöyle şurada var. Minicik bir kitap. Bakalım kaç sayfaymış. 150 sayfa civarında. Ama çok güçlü. Hakikaten böyle bugün bile insanı sarsan bir kitap. Yani niye o zaman bu küçücük kitapla bu kadar uğraştıklarını aslında insan tahmin edebiliyor. Çünkü burada müthiş bir cesaret, söz söyleme kabiliyeti ve insana dair hep gizlenip saklanmaya çalışılan, baskılanmaya çalışılan hakikatlerin çok açık, çok aleni, çok sade bir şekilde ifadesi var. Evet.
Soysal cesaretiyle, zarafetiyle bizim kuşağı çok güçlü bir şekilde etkiledi. Benim de edebiyata yönelmemde, yazma ihtimalimin belirmesinde ve yönümü bulmamda çok etkili olmuş bir kişidir. O yüzden de ben böyle aslında başka yazar, sevdiğim yazarlar hakkında konuşurken hep bir yandan da bir utanma hissi duyarım. Çünkü sözü hep onlara bırakmak isterim. Ben onları dinlemek isterim daha çok. Ama hasbelkader bir şekilde işte söz alma durumunda da kalabiliyor insan. Ama bunu işte çok fazla uzatmayacağım. Sevgi Soysal'ın Venüslü Kadınların Serüvenleri kitabında, şu kitabını da göstereyim, yer alan bir makalesi var. Bu makale başlığı bir romanın hatıratı, Yürümek. Yürümenin başına gelenleri, nasıl sansüre uğradığını, kendi hislerini muazzam bir dille anlatıyor. Sevgi Soysal'ın bir romanın hatıratı, Yürümek adlı makalesini okumak istiyorum. Şöyle başlıyor. Seviyordum yürümek sözcüğünü. İlerlemeyi, değişimi, durdurulamaz oluşumları gözlemeyi. Kavradıklarını, belki özümleme zorluğundan, usanlardandım. Oturmuş, ufak bir roman yazmıştım. Her attığı adımı ilerlemek sanan, bu nedenle biraz erken ve çabuk yorulan bir kadının, yanlışlara yanlış ad koya koya vardığı labirent içinde, duyduğu kaçınılmaz bunalımları, belirli ve sağlıklı kurallar içinde değişen doğayı, sağlam durumlar ortasındaki bireysel çırpınışların anlamsızlığını, o zamanlar bildiğimi ve anlatmak istediğim daha birkaç şeyi sığdırmıştım bu kitaba. Sığdırmak istemiştim. Ela'nın onu bıraktığım yürümek noktasında ilerlemenin gerçek anlamını kavrayacağını umarak. Böyle işte. Ela kendisinden beklenen bir yana, atabileceği adımları ata dursun, saf dil geçmişi umumun ahlak ve edebini fena halde rencide etmesin mi? Ama Ela ne de olsa bir roman kahramanıdır. Yürümek, romanın yüz kızartıcılığından sorumlu tutulamaz. Kim sorumlu tutacak peki koskoca Türk toplumunun genel ahlak ve adabından? Zaman o zamandı. Pek çok suçlu ihbar ediliverirdi hemen. Bir kez TRT suçluydu. Bu romana ödül vererek ve memleketi 12 kıyısına getirerek. Bir de suçlu, namuslu aile kadınları yerine Ela adlı bir hayasızın evrak metrukesini dile getiren, hem TRT'de çalışıp hem ödül alarak TRT'yi iki kez 12 Mart'a getiren, en kötüsü şimdi Türk erkekleri arasında eşeklerle söylemesi ayıp şeyler yapanlar olduğunu yazmaktan hicap duymayan roman yazarı kadın da aslında suçlu. TRT ödüllerinin sorumluları suça teşvikten yargılana dursunlar, TRT içinde onu asla 12 Mart'a getirmemiş masumlar da vardı. Genel ahlak ve adaba son derece düşkün 12 Mart suçlularıyla aynı çatı altında bulunmaktan bedbahtlık duyan ve Türk erkekleri arasında eşeklere söylemesi ayıp şeyler yapanlar olabileceği iftirasını şiddetle reddedenler. Bunlar kendilerini ve kurumlarını bu lekeden temizlemeliydiler. Aklanma çabaları iki koldan yürütüldü. Bir TRT içi, iki TRT dışı. Önce bir tamim yayınlandı. Sayı 005-7-0-11-45. Konu Yürümek adlı roman hakkında. 3-5-1971. Çok acele. Sevgi Sabuncu'nun yazdığı Yürümek adlı roman incelenmiş ve mevcut ahlak kurallarımıza aykırı bir kamu teşekkülü olan TRT mikrofonlarından yayını uygunsuz görülmüştür. Her ne şekil ve suretle olursa olsun radyolarımızdan yayınlanmaması hususuna dikkatinizi rica ederim. Genel Müdür. Dağıtım, Program Etüt ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu. Genel Müdürlük böyle bir tamim yayınlayarak
Zinde Çevrelere Yürümek romanı hakkındaki kişisel düşüncesini açıklamış ve Gerçek TRT'nin romana verilen TRT ödülüyle ilişiği olmadığını kanıtlamış oluyordu. Bu tam emin de uygulamada bazı faydaları da oldu. Israrla yürümek sözcüğünü kullanan bir programcının programı sansür edildi. Peki ama romancı ne olacaktı? O elini kolunu sallayarak yayıncı romanlarını yazacaktı. TRT'yi yeniden 12 Mart'a mı getirecekti? İşte TRT dışı çabalar bundan sonra yoğunlaştı. Büyük Millet Meclisi'nde TRT bütçesi görüşülürken bu fırsat değerlendirildi. TRT bütçesini eleştirecek değerli milletvekillerine eleştirilerinin daha bilimsel olması için Yürümek romanı el altından sunuldu. İşte böylece Yürümek romanı TRT bütçe müzakerelerine ışık tutucu belgesel niteliğini kazandı. Milletvekilleri Yürümek'ten parçalar okuyarak bütçe eleştirilerini belgelediler. Ne boyutlar kazanıverdi romanın bir sayfası, bütçeler eleştiriyor, memleketi uçuruma getirenlerin iddianamesi oluveriyordu. Yürümek romanın yayalıktan çoktan kurtulmuştu artık, motorize olmuştu, tank olmuştu. Her coğrafyada akıl almaz bir hızla ilerleyen bir tank. TRT bütçesi gibi önemli bir konuda birkaç sayfayla yetinmeyecek kadar titiz olan komisyon üyeleri resmi bir yazıyla TRT'ye başvurdular ve kitabın bütün komisyon üyelerine dağıtılmasını istediler. İç düşmanlarından temizlenmek için bu önemli belgeyi röportör bölüm milletvekillerinin hizmetine sunmuş olan yetkililer, adı geçen romanın TRT yayını olmadığı gibi baştan savucu bir karşılıkta bulunamazlardı. Kitap satın alma komisyonundan karar çıkarıldı ve gerekli sayıda Yürümek romanı yayın evinden satın alındı. Artık TRT bütçe görüşmeleri selamete çıkmıştı. Milletvekillerine gerekli el kitabı olan Yürümek romanı dağıtılmıştı. Ah nasıl bir roman yazmıştım ben. Artık benim hakimiyetimden çoktan sıyrılmış olan romanım nerelere ışınlamıyordu ki beni? Bütçe müzakerelerine, oradan basına ve teeddübe düşen sosyete salonlarına, yine meclise ve bütçe müzakerelerinin en tetiz ve dikkatli üyesi kitabın kapağında önemli bir delil yakaladı. Bir fotoğrafımın negatifinin basılı olduğu kapakta. Ah nasıl söylemeli, nasıl anlatmalı? Çoktan sözümü dinlemez olmuştu romanım. Oradan oraya ışınlayıp duruyordu beni. Önce Türkiye radyolarına, sonra Büyük Millet Meclisi'ne, sonra basına ışınlıyor yüz kızartıcı görüntümü. Nankör roman. Volkanlarla işbirliği yapıyordu romanım. Kapağında bir erkek cinsiyet organı varmış gibi yapıyordu. Titiz milletvekillerinin gözüne böyle bir şey gösteriyordu. Romanımın kapağında keşfedilen falus, heyecan, tiksinti ve nefret uyandırmıştı. Sözü birbirlerinin ağzından alan milletvekilleri Kosova'dan, Malazgirt'ten, Sakarya'dan ecdatlarının tarihe yazdığı şanlı sayfalardan söz ettiler. Niçin mi? Bu sayfalarda Yürümek romanının bir iki sayfasını ve kapağını kıyaslamak için. Sonra karılarından, bacılarından, kızlarından bu romanı nereye saklayacaklarını bilemedikleri için. Ah yürümek derken bulmak bilmiyordu hain roman. Tekmil bacılara, namuslu ev hanımlarına ve aile kızlarına ışınlıyordu yüz kızartıcı kapağını. Yapacak bir şey yoktu benim için gerçekten. Süklüm püklüm evden işe, işten eve gitmekten başka. Ama kurtulamıyordum romanımdan. Bir akşamüstü evime doğru herhangi asla roman kahramanı yazmamış bir memure gibi dönerken bahçe duvarına kümelenmiş kopiller bağırdılar arkamdan. Yürümek! Sevgi Sabuncu, yürümek. Yok, yazıldığı gibi değildir bu roman artık. Biçim, kılık, kalıp değiştiriyor. Her taşın altından çıkıyordu karşıma. 40 yılın birinde berbere gitsem, manikürcü kız gözlerini süze süze soruyordu. Yürümek romanını siz mi yazdınız abla? Sonra hiç roman okumadıklarını pek iyi tahmin edebileceğim kişiler, aşk ol, bana romanından vermezsen bozulurum diye sırnaşıveriyorlardı. Hiçbir ananın oğlunu alamayacağı, hiçbir kendini bilen hanımefendinin ahbaplık etmeyeceği, hiçbir ciddi ve güvenilir kurumun iş vermeyeceği, hiçbir bankanın kredi vermeyeceği, hiçbir bonosunun kırılmayacağı, hiçbir nikaha şahit olmayacak, hiçbir senede
kefil olamayacak biri kılacaktı romanım beni. Adını yürümek kor musun? İlerlemenin kurallarından söz eder misin? Al sana akıl almaz bir delik kovuşturması. Al sana akıl almaz bir delik kovuşturması. Romanımı yeteri kadar vatanperver kınadıktan, yeteri kadar aile kadını evine sokmadıktan sonra köklü tedbirler alınmasına sıra geldi. O sıralar zaten hep köklü tedbirler alınıyordu. O sıralar zaten hep yuvalar kazınıyor, kökler temizleniyordu. Böylece Sevgi Sabuncu tarafından yazılarak Aralık 1970 tarihinde Sevinç Matbaası'nda bastırılan Yürümek isimli roman, roman kitabının 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.6.1971 tarih 971 sayılı kararı ile toplattırılmasına karar verildi. Sevgi Sabuncu 24.6.1971 tarihinde bir dilekçe ile bu karara itiraz etmek istediyse de Adliye Sarayı'nda itiraz dilekçesini kabul edecek bir merci bulamadı. Sonunda küf kokan, evrak dolu bir odada karakolluklu, yaşlıca bir evrak memuru, hayatta yemiş olduğu sillelerin verdiği umursamazlıkla yüzü kızarmadan dilekçeyi aldı ve okudu. Kafasını çok yaşamış, gün görmüşçesini sakladıktan sonra indirdiği bir dosyada dilekçenin ilgisini buldu. İtiraz dilekçesinin ilgisi müstehcen sayfası açılarak öteki sayfaları toptan zımbalanmış Yürümek romanıydı. Evrak memuru suç delilini okudu, bana döndü. Kızım doğru yazmışsın ama keşke yazmasaydın. Bu adamlar cahildir, anlamazlar. Sonra karşısına 40 yılın birinde evrak yerine canlı birinin çıkışının verdiği sevecenlikle yardıma karar verdi. Burada kimin kimsen var mı? Yok. İyi öyleyse. Bak ben senin abinim. Bu beladan kurtarayım seni. Büyük şehirde ilaçla uyutularak bekaretini yitirmiş taşralı bir kız görüyordu karşısında. Dilekçem elindeydi, ses etmedim. O önde, ben arkada, koridorlar geçtik, merdivenler indik çıktık, sonunda bir mahkeme kapısına vardık. Evrak memuru önce kendi girdi mahkemeye, sonra kapı aralığından sadece kolluklu kolunu uzatarak içeri girmemi işaret etti. Hemen savundu beni. Bu kızcağız Ankara'da yalnızmış hakim bey. Bu romanı hayalen yazmış. Kendi yazmamış. Bu seferlik mazur görün. Hakim başını kaldırmasıyla ve de dilekçede adımı görmesiyle ve de beni görmesiyle defol diye bağırarak adliyeden ışınlanmıştım. Böylece Türk Ceza Kanunu 420. maddesine muhalefetten sanık Sevgi Soysal hakkında toplu basın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameyi tevellü ettim. Yukarıda açık kimliği yazılı Sevgi Sabuncu tarafından yazılan Yürümek adlı kitabın 84. sayfasından başlayıp 91. sayfasının sonu eren nokta nokta kısmının TCK 427. maddesine aykırı nitelikte bulunduğu anlaşılmış ve bu kitabın toplattırılmasına Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 17.6.1971 tarihinde 971'e 56 müteferrik sayıyla karar verilmiş olup hazırlık soruşturması evraka ilişikte sunulmuştur. Yazar Sevgi Sabuncu'nun yargılanmasının mahkemenizde yapılarak hareketine uyan 5680 sayılı kanun, 143 sayılı kanunla muaddel 16'ya 1 ve TCK'nın 427. maddeleri delaletiyle TCK'nın 426. maddesine göre cezalandırılmasına ve kitabın TCK'nın 427. 2. maddesine göre müsaadele ve imhasına karar verilmesi iddia olunur. 17.6.1971 Cumhuriyet Savcılığı Yardımcısı'na. Büyük tirajlı gazetelerde bir manşet. TRT ödülü alan program uzmanı Sevgi Sabuncu'nun Yürümek adlı romanı hayvanlarla cinsi münasebete övücü nitelikte bulunduğu için toplattırıldı. Hayvanlarla cinsi münasebeti övücü nitelikte. Bozkırlar, Karadeniz, Karadeniz'deki ölü balıklar, Tirebolu miskinliği, karıncalar, Yenişehir çocukları, tavşanlar, kirpiler, tereyağı yemeyen şener, asma kökleri, Mehmet'in erkeklik gururu, fareler, şeytanı mızraklayan aya yorgi, sürgünleri kemiren sincaplar, Mehmet'i kahreden yeneler, kemirmekten bıkmayan porsuk, İyi yemek yemesini bilmeyen biriyle yatmayacak kadar iyi terbiye görmüş olan Ela, aslında insandan korkan kurtlar,
Piton otelinde geçen balayı, bereketli topraklarda serpilen haşhaş tohumu, hastane hademelerinin gözünde bir hiç olan yüz binlerin doğumu, ölümden daha çabuk çoğalan hamam böcekleri, amansız ayrık otları, bir sinek ölür gibi gerçekleşen boşanma, deri değiştiren yılan, Ela'nın bir türlü patlamayan bombası, Ela ile Mehmet'in sevişmesi, bozuk musluktan akan sular, İmroz, yaşlı Rum'un boğulan keçisi, her şeyden soyutlanması mümkün olmayan mutluluk, tükenmişin üstünde çoğalanlar, geri dönen son balığı, nüfus kağıtlarının banka ve aile cüzdanlarının yanına bırakılan cümleler, yürümek, dönüp bakmamak arkaya. Bunlar, bütün bunlar işte, uzayın belirsiz yerlerine ışınlamış, terk etmişlerdi romanımı. Hayvanlarla cinsi münasebeti öğücü nitelikte. Kaldım mı şimdi baş başa? ...12 Eylül toplumun üzerine kopkoyu bir şal gibi çöktüğü dönemde... ...Can Yücel birazdan bir örneğiyle de bahsetmek isteyeceğim. Toplumun nefes aldığı sığınaklardan bir tanesiydi. Yasko'da yazıyordu o dönem. Yasko Edebiyat'ta yoğun olarak yazıyordu şiiri neredeyse her ay. 12 Mart döneminde... bilinir Che Guevara'nın Küba'da Sosyalizm ve İnsan kitabını çevirmekten 7,5 yıl hapis cezası almış idi. 74 altına kadar da yattı. 72 sonunda mahkeme sonuçlanmıştı yanılmıyorsam 72'nin son aylarında. Sonra bir cezası daha var, o önemli değil. Süleyman Demirel'e hakaretten 1,5 yıl, sonunda tatlıya bağlanmış bir meseledir. Şimdi 1982 yılında Can abinin bir kitabı çıktı. Bu özel bir kitap, bir matbaa baskısı. Burhan Uygur'un resimleriyle beraber, yani Can Yücel şiirleri, Burhan Uygur resimleri, 44 resmi Burhan'ın, 500 baskı yapmış işte bir kitabı toplatıldı müstehcenlikten, yani müstehcen yayın gerekçesiyle. Bilinir Rengahenk. Bendeki nüsa yıllar sonra gelin kitabınızı alın demişler. Sanıyorum, yani yanılmıyorsam Selimiye kışlasının deposundan, ama yanılıyor olabilirim bu konuda. Nur içinde yatsın canımın içi, Güler Yücel bir nüsheyi bana hediye etti. Kitap oldukça iyi durumda performansı arkadan ve sırttan baktığınızda, ama önden o nemli depoda kapak yapışmış ve yırtılmış. Biraz iç kısmında da performans düşüklüğü var. Şurayı da Güler imzaladı. Yani bu imza değil ama şöyle bir şey yaptı. Daha sonra Rengahenk çeşitli baskılar yaptı. O dönemde o kadar çok kitap toplatıldı ki, mesela Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü, Pınar'ın bir kitabı, Pınar Gül'ün Bitmeyen Aşk'tı yanılmıyorsam gibi, Atilla İlhan'ın şiir kitabı toplatıldı. Yani hoşlarına gitmeyen bir şey gördükleri zaman o ellerindeki büyük otoritenin, büyük kudretin verdiği özgüvenle toplayın, yakın, yıkın diyorlardı. Hiç lamıcımı yok. Bütün hayatımız da böyle geçti. Bakın, bugün kütüphanede şu kitabı buldum. 1976 baskısı, Türkiye Yazarlar Sendikası, toplatılan kitaplardan seçmeler yap diye bir kitap basmış. Bütün hayatımız böyle geçti. Sansürle, yasakla, hapishaneyle, efendim söyleyeyim, otosansür denilen o baş belasından kendimizi sakınma çabasıyla
En büyük tehlikedir çünkü otosansür. Şimdi rengahenge gelince şunu söyleyeyim. Can Yücel'in buradaki bir şiiri benim gibi çok sayıda insanın bir tür o karanlık dönemin içinde bulduğu bir ışık oldu. Bir ismi daha anmak isterim. Onat Kutlar düzenli olarak mektup yazardı Milli Sanat Dergisi'nde. Onat'ın o mektupları da hapishanedeki insanlara bilhassa çok büyük bir ışık olmuştur. Bu şiiri isterseniz Can abiyi anarak okuyayım. Şiirin adı Öf. Karanlıktayız gene. Yukarıda çılgın çığlıklarıyla Kerem. Dargın bana. Bu gecede gelmeyecek bir tane. Poyraz'da ağaçlar ehlen ve sehlen, boğuşuyorlar kendi hayaletleriyle. Ocakta karnabaharın kokusu unutturuyor baharı hasreten. Hangi kamusu açarsan aç, ister larusu, ister kabusu, mutluluk denemez bu halimize. Ben de yaktım emektar lüküsü, yakarmışçasına süksü. Oh be, oh! Görür oldu göz gözü. Dağıtalım diyorum çocuklar bu kara dumanı. Gül alıp satmanın tamdır zamanı. Bu şiirin o günlerde yarattığı aydınlığı tarif etmem çok güç. Bir halk türküsü, gül alıp satmanın zamanı değil, Turgut Uyar da bir şiirinde konvert ederek kullanmıştı. Ama tam zamanında bir halk türküsünden el alarak gelen bu mesaj birçoğumuzun içini aydınlatmıştı. Bu rengahenk Hakan Offset baskısı. Hakan Offset, yani bir yayın evi baskısı değil, özel bir baskı. Muhtemelen yayın evinin deposunu basmışlardır. Buldukları bütün kitapları çuvallara koyup alıp götürmüşlerdir. Yani yöntemleri buydu. Bir adım ötesi biliyorsunuz, Fahrenheit 451'dir. Meydanlara kitapları yığıp, üstüne benzin döküp yakmak. İşte bir adım gerisinde olan bir şey bu. Ama birçok aldıkları şey rengahenk nüshaları gibi sonradan iade edildi. Yani diskin bütün arşivine el konmuştu mesela. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun. Tamamı geri verildi. Hatta geri verilirken çuvallar karışmış. Birinci şubenin kendi arşivinden de çuvallar çıkmıştı arada. Yani bu dönemsel faşizm miydi? Sürekli faşizmin arasında niteliksel olmasa da bir fark vardır dönemsel faşizmin. Çok iyi hatırlamıyorum ama genel olarak şöyle oluyor. Buluyorlar sizi, gelin kitaplarınızı alın, gelin çuvallarınızı alın, arşivinizi alın, götürün diyorlar. Genel olarak böyle işliyor mekanizma. Çünkü öyle ağır bir faşizmin içinden 350 kitap kaptırarak ya da 400 kitap kaptırarak çıkmış olmayı insanlar kar bile sayabilirler. Yani 50 insanın idam edildiği bir süreçten bahsediyoruz. 600 bin insanın tutuklandığı, gözaltına alındığı, işkenceden geçtiği, akıl almaz işkencelerin yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. O dönemin içerisinde kitabın nüshalarını kaptırmak çok da önemli olmayabiliyor. Ama o kadar çok kitap toplatılıyordu ki yani uzun uzun listeler halinde kitap toplatılıyordu. Yani şeydi, vakayı adiyedendi. 12 Eylül'de basının da içinde olduğu durum çok şeydi. Yani bir
yüzbaşı bir teğmen telefon eder, şu haberi çıkartın, girmeyin der filan. Cumhuriyet Gazetesi'nde vefaten olmuştu. Beyaz sütunlar, beyaz sayfa, yani o bir direniş. Senin çıkart dediğini çıkarttım ama yerine bir şey koymadım. Sen de bil ki bu sansürünü protesto ediyorum gibi. Vaka iadiyeden de böyle şeyler. Kitabın toplatılma nedeni hangi şehirdi bilmiyorum ama şimdi bulabilir miyim bu şeyin içerisinde bir bakayım. Yine Yasko Edebiyat'ta çıkan ve bu kitapta olan bir şiir vardı. Kibar Hırsız'ın Türküsü. Aslında bir politik şiir şahikasıdır. Kibar Hırsız'ın Türküsü. Anamın ipiyle indim gökdelen damınızdan, kelebek gibi girdim kelebek camınızdan, taksinize, mülkünüze, dairenize heceleyerek üzerinde ayak ve el uçlarımın, belledim seyyarenizi ve kelimelerinizi, gözlerinize baktım, mukaddes ciltlerinize, büfelerinize ve sairenize, şiir fenerimle de baktım son çığlık, aşk yokmuş sizde beş paralık. Gidiyorum ben boş çakallar. Sıçmışım ortalık yerinize. Kıçımın fosforuyla aydınlanın siz artık. Sanıyorum yani bu şiir mesela şeyden bir tanesiydi. Kitabın müsteşarlıktan toplatılma nedenlerinden bir tanesiydi diye hatırlıyorum. Şimdi bu kitabın toplandığı zaman daha şeyin darbe satım ailinden çıkılmadığı dönem. Ama ondan sonra 83 seçimleriyle birlikte bir sivilleşme dönemi oldu. O dönemde de bir yasa çıkarttı Anavatan hükümeti. Müsteşen yayınlarla ilgili hatırlarsanız bir sürü dergi poşete girmişti. Yani müsteşen yayından bir sürü dava açıldı filan. Yani o bir tür darbenin sivil sürekliliği idi. Götümser diye bir şiiri vardı bu kitapta. Gün gidiyor limoni, bana kalsa da nezle, sümüklü deniziyle, bulut mendilleriyle, hapşırdı hapşıracak burnu morarmış kıble. Yaşayacağız demek ki, eyyam daha böyle. Dün gidiyor limoni mükedder filleriyle. Evet. O kadar hayat dolu bir adamdan bahsettik ki kötümser demeye dili varmamış, götümser demiş bir büyük şair. 12 Eylül'e inat, faşizme inat yaşamış ve hayatının her bir anında, o kanserin en son evresinde bile ÖDP'den İzmir milletvekili adayıydı. Kahve kahve dolaşıyordu o ilerlemiş evrede bile. 99 seçimlerinden bahsediyorum. Galiba aynı senede öldü. Faşizm geçiyor. Direnenler kalıyor. Bu da iyimser bir teselli oluyor bize. Önce şeyi söyleyerek size bir şiir daha okuyayım son olarak. Burhan Uygur'un dünyasıyla Can Yücel'in dünyası çok öpüşen iki dünyaydı. Yani Burhan da bir dahiydi. Yani resim dünyasının onun yerini bilirsiniz zaten. Ve bu kitap müthiş bir buluşma. Şunu çok isterim, keşke bu orijinal edisyon bir kere daha basılsa, Burhan'ın resimleriyle Can abinin şiirlerinin bir arada olduğu. Benim çok sevdiğim bir şiir, gözlerim doluyor. Faytonla gelirken şafaka doğru, şık dedi çamların içinden güneşe mail üç parça tekne. Bakmıyorlar küsatları birbirine. Gözlerim dalıyor değil, gözlerim doluyor. Mezarlık ki sıkıştığımda bir insanlık, en terk edilmiş kabri suladım, bir top
Işık baş verdi topraktan, gözlerime doluyor. Çam limanındaydı çıkartmamız atlarla. Gazına kapalıymış efkariyeden. Kumsalda çimen evladı vatanın fazla sivil oluşuna içerlediler mi nedir? Biz de konaklayacak bir ağaç altına bakındık. Sağ ileride bir çam, çam değil, ihvandan bir can. Dalları kök, kökleri dal, dalıp dalıp çıkıyor derinlerden. Bir yaprak bulucası sanki, gözlerim doluyor. Karşıda Eşek Adası, uyuz, oysa yeşil kısraklardı bu adalar eskiden. Başladılar mıydı dalgalarla öpüşmeye? Ben diyeyim üç, sen de beş day. Salınırdı baharları deryanın çayırına. Gözlerim doluyor. Şu sanatoryumda kimsesiz olan, şu sanatoryumda kimsesiz ölen Hayalet Oğuz çeviri yapıyor hala. İlerinin dünyasından Türkçe'ye. Perşembe pazarından kopup gelmiş çırakların çığırışlarıyla su atarlarken birbirlerine gözlerim doluyor. Gözlerim doluyor ama ağlamıyorum. Çünkü kirpiklerimden inen her yaş mermer bir hançer olacak yarın. Marmara'ya saplanmış. Sonra varsın saplansın deyip inadına ağlıyorum. Guido Sotriu'nun kitabı bir anlamda Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü işlevi gördü diyebilirim. Yani ilk defa resmi söylemin dışına çıkarak Türk ve Helen insanı ilişki kurabilir hale geldi ki çok ortak bir kültür zemini var. Zaten bugün Türk dediğimiz insanların eğer DNA testini yaparsak Ahmet Altan'ın deyimiyle önemli oranda Ermenilik, Rumluk söz konusu. Bu da şaşırtıcı değil. Yani binlerce yıllık bir coğrafyada bunların bize yansıması son derece doğal. Kitabı harika bir mütercim tercüme etti. Atilla Tokatlı onun sayesinde. Ve bence de iyi yaptı adını değiştirerek. Benden selam söyle Anadolu'ya diye çok sıcak bir şey yaptı. Kanlı Topraklar'dı çünkü orijinal adı. Yunanistan'da çıktığı vakit. Ve o dönem çıktığında çok hoşumuza gitti. Ve 71 öncesi ortamdı. Her şey böyle keşfediliyor. Her şey okunabilir bir ortam vardı. Bütün saklamalara, yargılamalara karşın. Ve bu kitabın gerçekten bu halklar arası köprü, devletler arası demiyorum, halklar arası bir empati ve tekrar bağ kurma şeyindeki işlevi Abdi İpekçi Barış Ödülü, Türk-İnan Barış Ödülü ile de almasıyla da teyit edildi. Bu ödülün en ilginç yanı biz 1982 yılındaki junta yönetimi Türkiye'de vardı. O dönemde karar verdik. Alan yayınlarını kurduğum vakit o zaman Alan yayınlarını kurarken Aslan Başar Kafaoğlu, işte Emil Galip Sandalcı da destek vermişti. Bir şey olarak çünkü bir şey kuruyorsunuz junta yönetimi altında. Birkaç kişinin sorumluluk alması gerekiyor yasal bakımda. Onlar sağ olsunlar Alan yayınlarında kurucu olmayı da kabul ettiler. Ve kitabı yayınladık. Fakat kitap işte Alan yayınlarının Dünya Edebiyatı serisinde ilk kitap oldu. Çünkü benim için son derece değerli bir kitap olduğu için. Ve buradaki seride de Dünya Edebiyatı serisinde de daha çok o dönem Türkiye'ye yansıtmayan edebiyatları yansıtmaya çalıştık ki bu yansımayan edebiyatlar arasında Yunan edebiyatı yanında
Ermeni edebiyatı, Arap edebiyatı, Latin Amerika edebiyatı da vardı. Bunlara daha bir öncelik verdik. 1982 ilkbaharında bir trafik kazası yaşadık. Mete Tunçay'ın Türkiye Solu'nun kuruluş dönemine ilişkin bir belgesel kitabını yayınladık. Akademik bir kitap olduğu için sorunlu çıkaracağını düşünmüyorduk. Belge yayınlarından çıktı. Zaten ikisi kardeş yayın eviydi. Alan ve Belge birlikte anıldılar o dönemde. Fakat kitap yasaklandı bizzat 1. Ordu Komutanı'nın şeyiyle. Hatta Ayşenur Zarakoğlu'na sorguda komiser bir kuşağı mahvettik. Siz neyi hortlatmak istiyorsunuz? Yani hep şeyleri, bakışları öyle. Bugün de öyle. Yani bir Türk-Yunan halkının kardeşliğinden bahsettiğiniz vakit ya da Anadolu'daki kültür mirasından bahsettiğiniz vakit hemen neyi hortlatmak istiyorsunuz oluyor. Bunun da etkisiyle olmalı ve sonbaharda da çıkar çıkmaz şey yasaklandı. Benden selam söyle Anadolu'ya. Sıkı yönetim komutanlığı tarafından yine suçlama, birincisi şey Türk ordusuna hakaret yani yapılan, bir de o zaman Türklüğe hakaret pek denmiyordu da işte Türk ordusuna ya da kurumlarına hakaret. 301 ile birlikte başladı sözde reformlardan sonra Türklüğe hakaret suçlaması. Dava şeyde görüldü. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde, 3. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde. Fakat o dönem şunu kaydetmem gerekiyor. İnanın ki askeri yargıçlar arasında yasalara bağlı olmaya çalışan sivil itaatkar hakimleri olanla daha fazla insan vardı. Bunlar bazı verdikleri kararlardan dolayı mesela çokları sürgün falan da edildiler junta hükümeti tarafından. Ve ilginç bir şekilde hem şeyden beraat ettik, hem Mete Tunçay'ın kitabından beraat ettik. Daha sonra da şeyden de beraat ettik. Benden selam söyleyen Anadolu'dan da beraat ettik. Benden selam söyleyen Anadolu'ya tepki gelmedi askeriyeden. Ama Mete Tunçay'ın kitabına geldi. Kitap toplatıldıktan sonra biz gittik şeyden aldık, Selimiye'de adliyenin alt katı, yani o muhteşem büyük bina, bütün alt kat depoları tavana kadar yasak kitaplarla doluydu. Ve Sıkı Yönetim Komutanı bu sefer ben bunu 1402'ye göre, yetkime göre yasakladım, bana göre yasak deyip Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin kararını dikkate almadı ve kitap tekrar toplatıldı. Tabii bu arada biz fırsattan yararlandık. Epey kitap zulaladık. Benden selam söyle Anadolu'da ise böyle bir tepki gelmedi. Bunun da bir sebebi, tam kitabın yasaklanmasından bir hafta sonra Didasotürü'yü Abdi İpekçi Türk-Yunan Barış Ödülü aldı. Ve o sırada da NATO şeye zorluyordu. Çünkü Yunanistan'ı Kıbrıs sorunu nedeniyle Yunanistan terk etmişti. Junta hükümetini şeye zorluyordu. Yunanistan'ın girişini engelleme diye bir baskılanma yapıyordu. Şimdi o dönemin şeyinde bir de bu fazla suçlama gelecek diye büyük patrondan, NATO'dan ve şeyden, Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki göstermediler. Üstelik ondan da orada da kalmadılar. Bir yıl sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kitaptan kütüphanelere koymak üzere 164 adet kitap satın aldı. Bu da ilginç bir hikaye. Yani dediğim gibi kitabın hakikaten kitap olmasının ötesinde, çok değerli bir edebi yapıt olmasının ötesinde bir de bu tip ilginç bir misyonu oldu. Ve bu misyon daha sonra da devam etti.
biz Dido Sotiriu'yu davet ettik İstanbul Kitap Fuarı'na. Adeta bir azize gibi karşılandı. İnsanlar böyle yığıldı önünde kitap imzalatmak, konuşabilmek için. Ondan sonra da Laleli'de, eski o Laleli apartmanlarında, şimdi adını hatırlamıyorum, bir lüks otel yapılmıştı belki şimdi siz hatırlarsınız. O otelde büyük şirketlerden biri resepsiyon verdi Dido Sotiriu adına. Ondan sonra o güzel masasında yine oturdu ve Turgut Özal'ın eşi Semra Özal da o resepsiyona etrafında havarileriyle geldi. Ondan sonra biz böyle bakıyoruz Dido Sotiriu'yu ben, Atilla Tokatlı. Sonra Dido bana dedi, ya ben komünist, sen komünist, Atilla komünist, burada ne işimiz var diye. Çünkü bütün o iş çevreleri, çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret yeniden canlandırılmak istiyor, neoliberal dönem falan. Sonra bir defa daha geldi. Ve benim tabii en mutlu olduğum şeylerden biri, İstanbul dışında Atina'da da buluştuk Dido Sotiriu'yla. Ondan sonra onun Buyruk adlı romanını da yayınladık. O da Yunanistan'daki o aşırı antikomünist dönemde bir Yunanlı devrimci sosyalistin idamıyla ilgili bir kitaptı. O dönemleri de konuştuk. Bana nasıl o dönemler duvarlarda kitaplarını, ya hatta bir kitabını sakladığını, ondan sonra yıllar sonra kitabı tesadüfen duvarın içinde bulduğunu de anlatmıştı. Ve şeyde manevi evlat edinmişti. O idam edilen devrimcinin oğlunu evlat edinmişti. Zaten onunla ilgili Nazım Hikmet'in de çok güzel bir şiiri vardır o idam olayıyla ilgili. Bir Ermeni arkadaşım vardı, müzisyen. Van'da bir kendisine ev satın almıştı. Ve ne yapıldı, ne edildi, gitmek zorunda kaldı. Aynı benzeri bir olay yine Mardin'de yaşandı. Sevan Nişanyan şey olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu halde ona dar edildi. Yani belli oradaki kaymakamıydı, jandarma komutanı. Tabii bunların hepsi belli bir İslam-Türk sentezi görüşüyle yetişmiş insanlar. Bir şekilde oradan yine uzaklaşıldı. Neyse ki Aziz Nesin, oğlu Ali Nesin orada matematik köyünü devam etti. O da şimdi şeyden çalışamıyor. Koronadan dolayı çalışamıyor. Tabii köprünün kurulmasında Panayot Abacı gibi çevirmenlerin de büyük katkısı var. Buyruk kitabını ve daha nice kitapları Türkçe'ye kazandırdı. Kendisi aynı zamanda Orkestra Dergisi'nin editörüydü 40 yıl boyunca, ki Türkiye'de en uzun çıkan klasik müzik dergisidir. Yani şey deyince, Dido Sotiriu ve Benden Selam Söyle deyince, hakikaten Benden Selam Söyle'ye bir kitap olmanın ötesinde işlev görmüş. Ve gerçekten barış mesajları taşımış, insanlık değerlerini canlandırmış bir kitap. Ve ondan sonra aslında biz buna devam ettik Mare Nostrum dizisiyle. Mare Nostrum dizisinde birçok 40 dolayında Yunan yazarının kitabını Türkçe'ye aktardık. Ve bu nedenle ben de onurlandırıldım. 1999 yılında Dido Sotiriu gibi Akt İpekçi Barış Ödülü alarak dedim, demek bir işe yaramış, ama yaradı mı yaramadı mı şu anda biraz şüphedeyim, özellikle Kariye. Hadi anladık Ayasofya. Fakat Kariye fazla geldi ki bu daha önce
yapıldı. Belki o dönemler tepki olsaydı bu olmazdı. İznik'teki Ayasofya Kilisesi tamir edildi, cami yapıldı. Yine bunun benzeri başka örnekler var. Trabzon mesela, Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi. Dediğim gibi Mete Tunçay'ın kitabı. Ben de şey yasaklandı. Eski sol üzerine yeni bilgiler. O dönemde bir başka kitabımız Alparslan Işıklı'nın Yugoslavya'da öz yönetim şeyi neydi? Deneyimi üzerine bir akademik kitaptı. O sadece savcılık düzeyinde kaldı. Ama biz de tabii o olaydan sonra dikkatli olduk. Çok sorun çıkaracak kitaplar yayınlamadık. 1990 yılına kadar. 1990 yılında İsmail Beşikçi'nin şeyini yayınladık. Devletler Arası Sömürge Kürdistan'ı. O dönem aslında yine zor bir dönemdi ama yine liberal reformların sözde başladığı bir dönemdi. Biz yani hep sınırda şey yaptık. Sınırı zorlayarak genişletmeye çalıştık yayıncılık politikamız bakımından. Onun yasaklanmasından arkasından 3 kitabını daha yayınladık Beşikçi'nin. Fakat orada da başarıyla çıktığımızı söyleyebilirim. 1991 yılında 141 ve 142. madde kaldırıldı. Ve dolayısıyla sosyalizm üzerine kitap yapmak artık mümkün hale geldi. Yani risk olmadan yayıncılar açısından. Aynı zamanda Kürt sorunu üzerine de kitap yayınlamak mümkün oldu. Ama bu bahar havası maalesef birkaç ay sürdü. Arkasından terörle mücadele kanunu çıktıktan sonra tekrar Kürt sorunuyla ilgili kitaplar yasaklanmaya başladı. Ama o bahar havası birçok yayın evinin Kürt sorununa ilişkin kitap yayınlaması konusunda cesaret verdi. Aynı zamanda ilk defa Kürt yayın evleri 80 darbesinden sonra kurulabildi. Tabii birçok sorunlarla birlikte. Fakat yani bir anlamda işte siz cesaret edip yaptığınız vakit daha başka insanlar da bu cesareti göstermeye başlıyor. Yani bir yerde başlaması gerekiyor. Yani bunu işte 93'te de Ermeni soykırımı ile ilgili İlterno'nun kitabını yayınlayarak yaptık. Orada inanır mısın tepki, savcılardan gelen tepki çok daha fazlaydı Kürt sorununa ilişkin. Yani Kürt sorunu yaşanan bir şey olduğu halde demin Ermeni tabusu o kadar kuvvetliydi ki. Yani Kürt sorunuyla ilgili sorunlarda dayanışmalar gördük aydınlardan. Fakat Ermeni sorunuyla ilgili kitabı yayınladığımız vakit hiçbir dayanışmayla karşılaşmadık. O dönem yani aydınlar arasında bile nasıl bir tabu olduğunu bence gösteriyor. İşte bu kadar rapor yazınca 2015 yılında bir de sergi yapmak istedim. Ve Free World diye bir sergi hazırladım. Yani temel tabu kitaplar, belli seçkiler yapıp Türkiye'de hangi kitaplar daha çok sorun yarattı, yasaklandı diye. Ondan sonra ve bu sergi işte İsveç'te birçok yerde açıldı. Stockholm'un birkaç kütüphanesinde, Växjö'de. Daha sonra sergi işte Hollanda, Almanya'da da açıldı. Ve Frankfurt Kitap Fuarı'nda da 3 yıl boyunca açıldı. Önemli işlev gördü yani bence şey sergine ne olduğunu, Türkiye'nin temel tabularının ne oldu yani bir ilk zaten sol tabu ile başlıyor, komünizm tabusu, sosyalizm tabusu. Erkek egemen bakış açısı hiç değişmiyor. Dilimiz, inancımız, kültürümüz, üstünde yaşadığımız topraklar farklı olsa da zihniyet aynı. Anne örtülü güneş gibi, baba tanrı gibi kutsal otoriter. İki kudret vardı evde, önünde titrediğimiz Tanrı ve babam. Annemiz ışınları artık ısıtmayan örtülü bir güneş gibiydi. Babaya önceleri çok kızdım. Oyuncak sahnesi beni rahatsız etti. Babanın veda sahnesi beni çok etkiledi.
babaya karşı düşüncelerim değişti. Giriştiğimiz işin aslında bir ölüm dansı olduğunu hiç kimse anlamak istemiyor. Kinle, kudurgan bir hınçla gerildi sinirlerim. Sonra bu hınç kuvvet ve cesaret haline geldi. Koşarak çıktım dışarı. Koca bir orduyu boğmaya yetecek kadar güç duyuyordum. Ellerimi ve kaçmak istiyordum. Durmadan koşmak, tepe ve hendekleri aşmak, bir solukta geçmek derelerle, dorukları, ırmakları atılmak ve bir rüzgar esim istiyordum. Şiddetli, kasırga gibi rüzgar. Rüzgar, esin ve kamçılasın çevremi, içimi serinletsin. Koskoca bir kuşak durup dururken katletti kendi kendini. Açlık, işkencenin en korkuncu haline gelmişti. Öfkeli insanlar olup çıkmıştık hepimiz. Taştan bir yastık, bir bitki çuval, bir lokma ekmek, tuvalet sırası, sözün kısası, bir hiç için boğuşmaya hazırdık. Aç gözlü ve utanmaz kesilmiştik sonunda. Genç olduğun ve genç yaşında acılar çektiğin halde hayatı doğru bir şekilde görüyorsun dedi. Savaş sahiden de insanlar ve milletler arasında uçurumlar açıyor. Sizin mitolojinizde bir kirke vardır hani. Dokunduğu insanları domuza çeviriyor. İşte o kirke savaşın ta kendisidir. Nefret, sevgi iç içe geçmiş. Nefret dili yok. Amele taburlarında şey anlatıyor. Şükrü Efendi adına bir doktor geliyor. Manoloki, üniforma ve savaş. Bu cömert yürekten insanlık duygularını söküp atamamıştı. Terk ettiğimiz durum karşısında dehşete kapıldı adam. Ağır hastaların hastaneye taşınmasını emretti hemen. Duvarlara pencereler açtırdı. Devrimcinin fedakarlığı bir kahramanlık değildir, bir zorunluluktur. Hayati bir emirdir devrimcinin fedakarlığı. Devrimciysen niçin ölürsün biliyor musun? Hayatı sevdiğin için. Yine başka bir alıntı. Zavallı insanoğlu, sen Tanrı'yı kendinde taşıyorsun. Yaşamın anısıyla yaşayan bir deri, bir kemik esirlerden gayrı neydi? Biz aslında bütün o korkunç anlarda bile barış dolu günleri hayal ediyor Manolis. Anadolu zenginliklerinin bu tünelden geçerek kıyıya ulaşacağı barış dolu yılların hayalini kuruyorduk şimdiden. Ki o zaman Manolis'in amele taburlarında. Yani amele taburları aynı Nazi Almanya'sındaki zorunlu köle işçilik taburları gibiydi. Sizleri hürriyete kavuştursun elbette sevgili Manoliki. Kavuştursun ama ölümünüze sebep olmadan kavuştursun. Kendi canını kurtarmak derdi var ya, işte dürtüyor insanı, hep o cesaretlendiriyor. İlerleme damla damla oluyor Manoliki. Kan ve alın teri pahasına oluyor. Ama düşünmüyorlar ki zamanla o gerileyenlerle doğruluk ilerleyecek. Dünya tersine dönmesi hiçbir zaman. Yarın zihin açıldığında sen de ilkbahar başlayacak görürsün. Yüzleri aynı, göğe dönük olanların gözleri mutlaka buluşur. Mutlaka gözlerimiz balışta buluşacak diyor Dido. Bize umut veriyor yani, bugün için bile umut veren bir kitap. Gerçekten İnsani değerleri savunan, en ağır koşullarda bile umudu yitirmemeyi bize aşılayan bir kitap. Teşekkür ederim. Bugün kendi deneyimine yaşayan ve kendi deneyimine inanan, kadınlara da kendi deneyiminize inanın diyen bir yazarı size anlatmaya çalışacağım. Hem bir gazeteciyi hem bir edebiyatçıyı. Böyle olunca ben de kendi deneyimimden başlamak istedim. Konumuz Duygu Asena ve Kadının Adı Yok.
Duygu Asena ile her kadın tanışmıştır diye düşünüyorum. Benim tanışıklığım da 10-11 yaşlarında oldu. Duygu Asena'nın bir yılda 40 baskı yapan kitabı Kadının Adı Yok, bir yıl içinde de Atıf Yılmaz tarafından sinemalaştırılmıştı. Hatırlıyorum galiba ilk izlediğimiz videolardandı. Anneannem, annem aynı salonda Kadının Adı Yok filmini izlemiştik. Hale Soygazi'ydi, başrolündeydi. Hiç unutamadığım filmlerden biriydi Kadının Adı Yok. Böyle güçlenerek doğrusu bir çocuk olarak ergenliğe girmek de sanıyorum annemin, anneannemin bana bir armağan oldu. Böyle kendi deneyimini güçlendiren ve yüreklendiren Duygu Asena'yı anlatmaya çalışacağım size hikayesini, ama özellikle de hikayesindeki bir bölümden özellikle bahsetmek isterim. 12 Eylül'ün 40. yılındayız ve 12 Eylül sürecinde 80'li yıllarda yasaklanan kitaplardan biri de Kadının Adı Yok kitabıydı. Aslında bu şaşırtmayacaktır sizleri de. Eminim o dönemde yaşayanları da şaşırtmadı. Biraz o kitaptan, biraz da Duygu Asena'nın serüveninden bahsetmek isterim size. Ondan yıllar sonra benzer serüvenlere girmiş bir kadın olarak. Duygu Asena 19 Nisan 1946'da doğmuştu. Kadıköy Özel Kız Koleji'ne babası yazdırmıştı. Bunun hikayesini biraz da Kadının Adı Yok da, Ben Duygu da takip edebiliyoruz. 1965 yılında ailesini şaşırttı Duygu Asena ve üniversiteye girmeye karar verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagojiye girdi Duygu Asena. Duygu Asena'nın pedagoji bitirmiş olması, çocukluk anlatılarında çok rahat kaleminin oynaması, yalınlığı ve bence gazeteciliğindeki kolay anlatımında, rahat anlatımında da muhakkak izlerini görebildiğimiz bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Aslında çok bağımsız gazetecilikten olmasına rağmen pedagojinin bu anlamda ona destek olduğuna da hepin inanıyorum. 2 yılda mesleğini yaptı Duygu Asena. Haseki Hastanesi'nde çocuk kliniğinde çalıştı. 1972'de Hürriyet Gazetesi'ne girdi Duygu Asena. Hayatını hiç bilmeyenler eminim muhabir olarak girdiğini veya bir stajyer olarak girdiğini düşünür. Bir model olarak girdi Hürriyet Gazetesi'ne. Fakat o böyle başladığı yolda bir köşe kendisine oluşturdu. Çünkü o kendini yapan kadınlardandı. Adını da kendisi koydu, Şirin diye. Şirin gündelik yaşamda yaşadıklarını yazıyordu Hürriyet Gazetesi'nde. Ama bu serüven çok uzun sürmedi Duygu Asena için. Çünkü Duygu Asena kendisini yapan kadınlardan biriydi. Hiç kimsenin değerleriyle yaşamayacaktı. Hürriyet Gazetesi'nden ayrılmak zorunda kaldı Duygu Asena. Ardından 76-78'de Mana Ajansı'nda reklam yazarlığı yaptı, ama ondan önce de küçük bir ayrıntılı haberde muhabirlik geçmişi var Duygu Asena'nın. 78 yılında ise onun hayatı değişecekti. Gelişim Yayınları'yla ve Ercan Arıklı'yla tanıştı. Ercan Arıklı ona bir dergiyi teslim edecekti. Dergi çok ilginçti doğrusu. Ünlü bir markada görev yapan bir kişi genel yayın yönetmeniydi. O yazı işleri müdürü olacaktı. O dergi kadıncaydı. Ve bu bir moda biçki dikiş dergisiydi. Bu biçki dikiş dergisi doğrusu Duygu Asena'nın elinde de biçilip yeniden dikilecekti. Duygu Asena burada tabu yıkıcı yazılar yazacaktı. Ve bir anda bu derginin de kaderini değiştirecekti. Aslında bir derginin kaderini değiştirmedi Duygu Asena. Belki kadın gazeteciliğinin kaderini değiştirdi. 1981 yılında yazdığı yazıdan küçük bir bölüm okumak isterim. Kitabın adı Değişen Bir Şey Yok'tan okuyorum size bu bölümü. Okuduğumda değişen bir şey yok diyeceksiniz aslında. 1981 Haziran'da yazdığı bir yazıyı okumak isterim. Ülkemizde milyonlarca kadın dövülüyor.
Milyonlarca çocuk da annelerinin dövüldüğü bir ortamda yetişiyor. Bu kadınlardan hangi üretim gücünü, hangi toplumsal sorunla ilgilenmelerini bekleyebilirsiniz? Bu çocuklardan yaşama nasıl bir bakış açısı umarız? Peki bu erkeklerden, belirli bir yere gelmiş, kendilerinden önemli işler beklenen erkeklerden ne bekleyebiliriz? Nasıl bir yarar umabiliriz? Geri kafalı, zekası ve aklı kıt, gücünü yalnızca yumruğunun iriliğinde, vurduğu yerin çürümesinde zanneden, şefinin, patronunun ya da tavlamak istediği kadının yanında kırım kırım kırıtıp evine hapsettiği karısının yanında aslan kesilen bu zavallılardan ne gibi bir yarar bekleyebiliriz diye soruyordu. Biz bu soruyu hala soruyoruz. Ama elbette ki bugün kadına şiddet, erkek şiddeti gündem oluyorsa, özellikle erkek şiddeti diye vurgulamak istiyorum. Çünkü sadece kadınlara değil, çocuklara, LGBTİ bireylere de bu şiddet yöneliyor. Bu şiddet konu ediliyorsa ve bir haber değeri varsa bunda Duygu Asena'nın izine de rastlarız. Duygu Asena hiçbir zaman politik doğrucu olmadı ve bundan dolayı da belki şöyle başlıklarda attı ve birçok yazarla da karşı karşıya geldi. Özgür kadın dayak yer mi? Biz bugün yine görüyoruz ki evet, özgür kadın dayak yiyor. Hem de tırnak içinde özgürleştirdiğini düşündüğü erkekler de bu dayağı atıyor. 2004 yılı 17 Ağustos'unda bir yazısı var. Müdür, genel müdür, rektör, şair, romancı, akla gelmeyecek isimler kadınları dövüyorlar. Soruyorsun, peki neden oturuyorsun bu adamla diye. Çoğu şu yanıtı veriyor: çocuğum vardı ondan. Ne kadar acı, düşünebiliyor musunuz? Çocuk annesinin babası tarafından sürekli dövüldüğünü görerek büyüyor. Bundan daha vahşi bir durum olabilir mi? İkinci yanıt da şöyle: her seferinde özür diledi. Bir daha olmayacak dedi. Ben de inandım. Buna inanabilir misiniz? Yıllar yılı dayak yiyor kadın ve affediyor adamı çünkü özür diliyor. Ve kocandır, döver de sever de lafını nasıl yok edeceğiz dilimizden diye soruyor bu yazılarında Duygu Asena. Bu anlamda da aslında kadına şiddetin, erkek şiddetinin bir kesime özgü olmadığını yıllar yılı da aksettirmiş bir yazardır. Bu bağlamda da eleştirisini aslında kendi sınıfına da yapmıştır diyebiliriz. Bu bağlamda önemlidir Duygu Asena'nın yaklaşımları. Kadınca'dan başladık ve onun gazete yazılarına baktık. Sadece Kadınca'yı değil, Kim dergisini, Negatif dergisini, C17 dergisini de çıkarmış bir yazardan bahsediyoruz. Aynı zamanda da birçok gazetede Söz, Sabah, Güneş, Yarın, Milliyet, Cumhuriyet, Vatan gibi gazetelerde de röportajları ve yazılarını bulduğu bir kişiden bahsediyoruz. Ben özellikle yazılarından çok uzun okumak istemedim çünkü kitabına da gelmek istiyorum Sayın Duygu Asena'na. 1987 Şubat'ında bir kitabın yayınlanacağı duyuruluyor ve bu kitabın yazarı Duygu Asena. Kitabın adı yavaş yavaş listelerde görülmeye başlanıyor. Kadının Adı Yok kitabı adı. Ve bu kitap çoğu kişinin de beklemediği şekilde ilgi görüyor. Bir yılda 40 baskı yapan bir kitaptan söz ediyoruz. Ben özellikle bu yıllardaki gazete küpürlerinde kontrol ettim, baktım bu kitaptan nasıl bahsediliyor diye. Çoğunlukla açık söyleyeyim, bahsedilmiyor. Zaten kitabın adının da yanında roman veya edebiyat olarak da yazılmıyor. Deneme diye yazılmış. Sanıyorum o zamanlar biraz daha alt görülüyor deneme. Bundan dolayı bu şekilde yazılmış. Büyük bir destek var mı kitaba? Çünkü kadın özgürleşmesine savunan bir kitaptan bahsediyoruz. Tabu yıkıcı bir kitaptan. Hayır, yok. Duygu Asena'nın bu konuda hep yazılarında ve anılarında sitem olduğunu görüyorum. Destek olacağını ve savunacağını
düşündüğüm kesimlerden destek yoktu diye. Hatta biraz da böyle bir kitabı yazmakla özellikle cinselliğe, yani cis olan konulara dokunduğu için de biraz düşük kadın olarak görülüp biraz uzaklaşılıyormuş Duygu Asena'dan. Ben de arşivleri karıştırdım doğrusu. Kimseyi utandırmak istemediğim için isim verecek elbette ki değilim burada. Ama şöyle ifadelere rastlıyorsunuz edebiyatçılar tarafından. İşte erkekler nasıl cinselliği kullanıyorsa artık kadınlar da mı cinselliği kullanmaya başladılar diye. Hayır, ilk kez kadın kaleme aldığı elini kendi cinselliğini anlatıyor ve kendi cinselliğinin üzerinden de erkek mitlerini, yani erkek masallarını sorguluyor. Ama tabii bu dönemlerde Duygu Asena bununla da mücadele etmek zorunda kalmış. Yani Duygu Asena'yı o dönemde motive edecek, çok iyi yapıyorsun, hadi yazmaya devam et diyen de bir kesim falan yok. Tam bu dönemde ama tabii Duygu Asena pek yüksekten de bakıp yazan, bir üst bakış kuran bir yazar da değil. Sıradan sokaktaki insanın, özellikle de sıradan sokaktaki kadının aslında kendi hikayesini anlatan bir yazar Duygu Asena. Bu konudaki anlatımına son derece inatçı şekilde ve ısrarcı şekilde devam ediyor Duygu Asena ve bu kitabı da okunuyor ve listelerden hiçbir zaman inmiyor bu kitap. Çünkü ilk kez de kadın cinselliği üzerinden, bir kez daha bunu söyleyeyim, erkek masalları sorgulanmaya başlanıyor. Kadınlar ilk kez cinsel deneyimlerini bu kadar yüksek sesle bir kitabın içinden seslendirebiliyorlar. 40. baskıya yaklaşırken bir sürpriz oluyor. Sürpriz mi bilmiyorum Türkiye'de tabii. Bu arada 88 Şubat'ında da kitap filmleşiyor ve sinema salonlarında gösterilmeye başlandıkça iyice tanınırlığı artıyor kitabın. 88 Nisan'ında 88 Nisan'ına gelirken aslında biraz hikayesini küpürlerden bakalım gelin. Evet. Kadının adı yok, Muzur bulunuyor. Kadının adı yokun nasıl Muzur bulunduğunu da isterseniz Duygu Asena'nın dilinden dinleyelim. Duygu Asena belli çevrelerce maalesef hedef gösteriliyor. Aslında biz bu çevreleri çok iyi tanıyoruz da. İlk yaptıkları şey değil bu. Buradan da eminim herkes okuyabilir diye düşünüyorum. Zaman Gazetesi'nin açtığı bir kampanya var. Ve Duygu Hanım ve kitabı hedef gösteriliyor. Akabinde Muzur Kurulu tarafından da bu kitap poşete girmeye mecbur bırakılıyor. Bunu başka kitaplarından da takip edebiliriz. Orada Kadınlar Varmış, Adem Maraş Öğmen'in bir derlemesi var. Orada son kısmında bitirirken de anlatıyorlar bu durumu, bu yasaklanma hikayesini. Özellikle bu yasaklanmanın baba anlatılarından dolayı olduğu ortaya çıkıyor. Ve Duygu Asena'yı da sanıyorum çok üzen, çok yoran bir iki yıllık maceraya giriliyor. Duygu Asena tabii şunu da bir tarafta düşünelim. Bu yazar pedagoji eğitimi almış bir yazar. Çocuklara zararlı olacak bir yayını zannetmiyorum ki yazsın ve okunur hale soksun, dahası da bununla ilgili bir savunuculuğa girsin. Zaten 91 Haziran'ında da kitap tırnak içinde aklanıyor, onun da küpürleri var, aklanıyor diye veriliyor kitap. 91 Haziran'ında bu kitap aileyi yıkıcı değil güçlendiricidir diye, bence doğru da bir ifade bu. Herkesin mutlu ve kendi deneyimini mutlu yaşadığı bir aile zaten güçlü ailedir, güçlendiricidir deniyor ve 91 Haziran'dan itibaren bu Muzur Kurulu'nun kararı da ortadan kalkıyor. Bir yıl sonra da Muzur Kurulu sürmeli mi, kaldırılmalı mı diye tartışılmaya başlanıyor. Buradan da aslında belki yüreklendirici bir sonuç da çıkarabiliriz.
Şimdi ne onu hedef gösterenler var, ne işte bu Muzur Kurulu'nun kaldırılması tartışılmaya başlanmış. Her zaman onurlu kitaplar ve değerli kitaplar, evrensel değerleri, evrensel insan hakları değerlerini savunan kitaplar kalır. Onlara hedef gösterenler, onlara saldıranlar bir şekilde gider. Bunu da belki edebiyatın, sanatın, kültürün ve insanlığın tarihine de not düşmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii ki Duygu Asena sadece bir kitapla kalmıyor. 89'da aslında aşk da yok diyor. 92'de kahramanlar hep erkek diyor. 94'te değişen bir şey yok diyor. 2001'de bence ilk kitabında söylediği şeyi bir kitap başlığı yapıyor. Aslında özgürsün diyor. 2003'te aşk gidiyorum demez. 2004'te paramparça kitaplarını çıkarıyor. Kadın adı yokla ilgili böyle bir Muzur Kurulu üzerinden hikayesini anlattık ama bu kitapla ilgili bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Kitabı feminist kuram üzerinden inceleyen çok değerli yazarlar, çok değerli akademisyenler olduğunu görüyorum. Ama kitap bir konuda daha incelenmeye muhtaç diye düşünüyorum. Hem de edebiyat anlamında da yerine koymamız gerektiğine inanıyorum bu kitabı. Kadının adı yoka, bilmiyorum, ben bir kadın yazan olarak biraz borçlu hissediyorum. Ekofeminizm üzerinden mutlaka incelenmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada kitabın başından itibaren babasını anlatırken babasının önce kendisine tavrını anlatıyor. Ardından yani kendisine ve kardeşine tavrını, ardından da babasının hayvanlara yaklaşımını anlatıyor. Yine erkek arkadaşlarının, çocukluktaki erkek arkadaşlarının kendisine hoyratlığını, akran zorbalığından bahsederken ardından da küçük kedilerin kulaklarına kurdele takmalarını anlatıyor. Aşık olduğu erkeğin ona uzaktan bir Van kedisi getirdiğini anlatıyor. Aslında burada bu kitapta yaklaşım olarak yakın Margaret Atwood'un İngilizcesi yenilebilir kadın, Türkçe'ye evlenilecek kadın olarak çevrilen kitapla yaklaşım olarak yakınlık kurabiliriz. Duygu Asena da şunun farkındaydı. Tahakküm tektir. Tahakküm kadına da hayvana da tektir. Bu tahakküm, yekpare tahakkümü ayıramazsınız. Aslında tahakküm uygulayan ataerkillik her bir yapıya aynı şekilde tahakküm uygular da işaret etmiştir. Dediğim gibi edebiyat açısından yerine konulmaya bu roman ihtiyacı var ve hepimizin bu konuda borcu olduğuna da inanıyorum. 2006 yılında ise 60 yaşında Duygu Asena aramızdan ayrılıyor. Çok erken bir ayrılış tabii ki. Çok mücadeleci bir ayrılış. Ama çok erken bir ayrılış. Onun cenaze töreninde Şirin Tekin'in bir cümlesi var. Bence çok doğru bir cümle. Belki bu anlattıklarımın hepsini tek cümlede Şirin Tekin'i özetliyor. Diyor ki kadının adı yok. Bir feminist manifestodur diyor. Aslında doğrusu evet, Şirin Tekin'i benim 20 dakikada söylediklerimi özetlemiş. Duygu Asena kadınları yüreklendiren bir kadındı. Benim en sevdiğim sözünü söyleyeyim. Ardından kitabından çok bir iki dakikalık bir bölüm okuyacağım kadının adı yoktan. İnsan yaşamında eksik olanı her şey sanır diyordu. Belki bunu biz kadınlar da biraz düşünmeliyiz veya herkes biraz düşünmeli. Onun uyanışıyla ilgili bir hikaye. Bunu son olarak okumak istiyorum. Bir ışık beynimde koskocaman bir ışık çakıyor sanki. Fatma Hanım'la konuşmamızı anımsıyorum. Hepimiz esir değil miyiz? Sen esir değil misin? Böyle gelmiş böyle gidecek. Hayır Fatma Hanım, böyle gelmiş böyle gitmeyecek. Bir şeyler yapacağız. Yapacağız. Yatak odasına geçiyorum. Kapıyı kilitliyorum. Yatağa yatıp gözlerimi kapatıyorum. Kocam modern erkek pozlarında sofrayı kaldırır.
Eğer hasta olmuşsan bulaşıkları yıkayıp bütün hanımların hayranlığını çeker. Alışverişten yemeğe her şey benim üzerimde. İş toplantılarına katılırım, dalga geçer. Sanki benim çalıştığım iş onunkinden daha önemsiz. Artık sevişmek istemiyorum, nedendir diye sormaz. Ama kendisi canı istediği an sevişir, istemeyince horul horul uyur. Sadece giyinelim, süslenelim, gezelim, zenginlerle olalım. Bir tek kitap okumaz. Ben geceleri okuduğumda git salona git, orada oku, ışık rahatsız ediyor der. Şirkette Zerrin önüme dikilip duruyor, Faruk Bey çok üstüme düşüyor, onu engellemem gerek kibarca. Yeni bölümün üç kişisi arasında ben varım diye erkekler dedikodu çıkarmış. Zerrin'den sonra sıra bana gelmiş, Faruk Bey şimdi beni kullanıyormuş. Yakında müdür olursam şaşmamalıymış. Ben tek başıma kaç kişiyle savaşacağım böyle? Ya annem, anneme bile gidemiyorum. Kadıncağız zayıfladı, eridi bitti. Doktorlar sinir diyor, geçiyor. Yalnızlığa alışması gerek diyor. Annem sanki hayatında dışarı çıkmamış. Telefon parası nereye ödenir? Elektrik parası nereye yatırılır? Kazıklanmadan nasıl, nereden alışveriş edilir? Evin odunu, kömürü nereden alınır? Hiçbir şeyden haberi yok. Sanki bunca zaman başka bir gezegende yaşamış. Acaba bize gelse, bizimle otursa bir süre? Hayır, yalnızlığa alışmalı. Sonra hiç yapamaz diyor doktorlar. Başımda ışık hep yanıyor artık. Akşam dükkanların önünden pıtır pıtır geçtim. Bakkala da uğramadım ekmek almak için, eve geldim. Cici, ne cicisi yahu, ne cicisi artık, ona Gürkan diyeceğim. Saat 8'de evet ne yiyoruz dedi. Ben bok diye geçirdim içimden. Hiçbir şey dedim. Çok yorgunum. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Gözleri büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şaka mı ediyorsun dedi. Hayır, şaka değil. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Koşa koşa mutfağa gitti. Buzdolabının kapısını açtı. Bir kuru kaşar peyniriyle bir parça reçel var. Ciddi olduğumu anladı. Evet. Biz kadınlar ciddiyiz bu konuda. Duygu Asena'dan size dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Onun yasaklar, tabu ve sansür karşısındaki tavrını anlatmaya çalıştım. Duygu Asena'yı düşünmek, Duygu Asena'yı okumak hep beni yüreklendirdi. Dilerim sizin için de Duygu Asena'yı anlatarak bunu başarabilmişimdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye'de bu siyasal iktidarın sanata karşı düşmanlığı hiç bitmez. Yani her dönem devam eder ve bizim ailede aynı işlerle meşgul olduğu için ailenin fertlerine de aynı şekilde aynı işler dert açar. Aslında bugün bu sansürle ilgili Ahmet Altan'ın Sudaki İz kitabından bir örnek vereceğim. Ama daha önce de bu aynı şekilde Müstehcen Suçlamasıyla kitabının hedefe konması babamda da yaşandı. Yani Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon döneminde bir avuç gökyüzü o dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından toplatıldı. Sonra Ahmet Altan'ın başına aynı şey Sudaki izle geldi. Yani babadan oğula sanata olan baskı aynı şekilde yaşandı. Sudaki izin macerası aslında kitabın kendisinde sansüre uğradıktan sonra yeniden yayınlandığı yeni baskısında çok güzel anlatılıyor. Diyor ki Can Yayınları Ahmet Altan'ın ön sözünden evvel neler olup bittiğini anlattığı bir açıklama metni koymuş. Diyor ki 1900 Sudaki İz ilk kez 1985 Temmuz'unda Can Yayınları'nın arasından çıktı. Büyük ilgi topladı. 7 ay denen kısa bir süre içinde 3. baskısını yaptı. Bu son basımın üzerinden 2 ay geçtikten sonra bu tür davaların değişmez ve resmi bilirkişisi ünlü Muzur Kurulu'nun da raporuyla kitap topladıldı. O dönem bir Muzur Kurulu vardı.
Yani işte dergileri poşete koyuyorlardı falan. Türkiye çok genç bir nüfus. O baskıların nasıl tecelli ettiğini anlamaz. O dönem bir şekilde Muzur Kurulu adı altında oluşturulmuş bir kurul bu sansürü oluşturuyordu. Onlar da işte Ahmet'le uğraşmışlar. Kitap basılırken birisinin aklına takılmış belli ki. Ve kitabı toplatmışlar. Bunun sonra yargılaması 2 yıl sürüyor. Tabii bunun nasıl bir yazar düşmanlığı olduğunu iyi anlamak lazım. Burada mesela bir cümle olarak geçiriyor. Diyor ki yapılan yargılama 2 yıl sürdü. O ne demek? O yazarın o kitabının 2 yıl ölü haline getirilmesi demek. Zaten yazarlar kitaplarından az para kazanırlar, bastırmak zordur, şudur budur filan. Burada tümden yok etmeye yönelik bir durum var. Ekonomik bir zorluğa, aynı zamanda onun yazı yazma keyfinin bu duyarlılığını da iptal etmeye yönelik bir düşmanlık bu. Sonra çok uğraşıyorlar. Fakat bir aleyhine karar çıkıyor, Yargıtay'a gidiyorlar. Yargıtay itirazı yok sayıyor filan. Sonra da kitap ömür boyu öldürülüyor. Fakat Türkiye'nin sisteminde bir mekanizma var. Suçlanan bölüm çıkartıldıktan sonra kitap yeniden sakatlı bir halde şişlenmiş, bıçaklanmış, kezdaplanmış, öldürülmüş bir halde yeniden basılabiliyor. Bu elimdeki baskı, bunu göstermek istiyorum. Sudaki iz, 6. basım. Böyle bir sakatlanmış, vurulmuş, öldürülmüş, kezzaplanmış bir baskıdır bu. Ve Ahmet Altan buna bir ön söz yazıyor. Ben o ön sözü hızlıca belki okusam söyleyeceklerimden daha etkili olacaktır. Diyor ki ilk yazılarımın yayınlanmaya başlamasından itibaren birçok suçlamayla karşılaştım. Müstehcenlikle, devlet düşmanlığıyla, döneklikle, komünistlikle, dinsizlikle, yozlanmışlıkla suçlandım, durdum. Mahkemelerde, gazete sütunu, demek ki fazla bir şey değişmemiş Ahmet Altan'ın hayatında. Şimdi bakıyorum da 85-2020. Mahkemelerde, gazete sütunlarında, içki sohbetlerinde, edebiyat dergilerinde, broşürlerinde, sağcı toplantılarında, solcu tartışmalarda yargılandım. Galiba her seferinde de mahkum oldum. Yazarsan Türkiye'de zor bu iş. Herkes bir başka nedenden beni yargılayıp mahkum ediyordu. Ama bütün bu değişik kesimlerin vardığı sonuç ortaktı. Cezalandırılmam gerekiyordu. Şimdi de nasıl bir şekilde dosyaya bakmadan herkes kendi meşrebine göre Ahmet'in hapishaneden çıkmaması gerektiğini söylüyorsa... Demek ki 85 yılında da Sudaki İz kitabından dolayı aynı şeyleri yaşamış. Diyor ki sağcıların, solcuların ve devletin şaşırtıcı bir ortaklık ve görüş birliğiyle hakkımda verdikleri mahkumiyet kararı Sudaki İz romanında belirlenip somutlaştı. Solcularla sağcılar bir arada suçladılar. Devlet ve iktidar da son darbeyi vurup kitabımı mahkum ederek yaktı. Kitap yakılan bir ülke Türkiye. Kitap ne? İnsan yakıldı. Yani bir şekilde onları da unutmamak lazım. 2 Temmuz'da o hazin şeyi yeniden anımsadık. Birçok insanı zindanlarda, sürgünlerde, dar ağaçlarında kavuran bir büyük cehennemden fışkıran o katranlı kıvılcımlardan bir avucu da benim kitabımın üstüne düşüp kavurdu geçti. İnsanları suçlamak için haykırarak birbirlerini çiğneyenler, her konuda fikir söylemek için yarışanlar, başka kitaplarla birlikte benim kitabım da yakılırken belki de alevlerden gözleri kamaştığından suskunlaşıp sessizleştiler. Genellikle bağırıp çağırmaktan hoşlanmayan, çoğunu hiç tanımadığım, İnsanın böyle tanımadığı aleyhinde düşmanlıklar yapan, aslında kim olduğunu bilmeden. Yani bir anlamda bu ön söz çok etkileyici. Çünkü hiçbir şey değişmediğini de görüyoruz. Adam sana düşman, ne bir şey okumuş ne bilmiş. Öyle bir siyaseten, bir şey, bir kanaati var. Ve senin yok olman, hapishanelerde kalman, ölmen vesaire, mahvolman gerektiğini düşünen bir barbarlık, bir kin ve ne nedeni belli olmayan bir durum. Onun için bunu çok iyi anlatıyor. Çoğunu hiç
tanımadığım, görmediğim dostlarımız da diyor, her zaman olduğu gibi böyle bir belaya direnebilmemiz için bize omuz verdiler. Ve biraz da onların sayesinde Erdal Öz, ben ve sudaki iz loş adliye koridorlarından bizi bekleyen yakıcı bir karara doğru boynumuzu dik tutmaya çalışarak yürüdük. Bu olayda benim payıma acı düştü. Bunun için her şeye rağmen mutluyum. Bir kitabı yakanların, bir kitabın yakılması için yolu açanların, bir kitabın yakılmasını sessizce seyredenlerin payına düşen utanç benim üstüme düşseydi sanırım acıyı taşıyabildiğim kadar kolay taşıyamazdım onu. Doğrusu kitap yakan bir toplumun suç ortaklarından olmaktansa kitabı yakılan bir yazar olmayı yeğlerim. Dün de bunu yeğlerdim, bugün de bunu yeğliyorum. Yarın da bunu yeğleyeceğim. Kitapların yakıldığı bir toplumda yazı yazan bir insana cellatlar korosunun bir parçası olmaktansa suçlu olmanın daha çok yakışacağına inanıyorum çünkü. Sudaki iz uzun yıllardan beri yasak, sessiz bir ölü. Sudaki izi yaşatmanın bir tek yolu vardı, kitabı yaralamak. Ben de öyle yaptım. Bu kitabı bazı paragraflarını kendi elimle karalayıp, kendi yazdığım kitabı kendim yaraladım. Elinizde yaralı bir kitap var şimdi. Bunu yaptığım için belki de kimse suçlamayacak beni. Ama bence ilk kez gerçekten şimdi suç işliyorum. Bir kitabı yaralıyorum. Ne yazık ki kitabımı yaşatabilmek için bu korkunç suçu işlemekten başka hiçbir çarem yok. Bu kitap gerçekten Ahmet Altan'ın dediği gibi yaralı bir kitap. Muzur Kurulu'nun kendi anlayışına göre oluşturduğu sansür nedeniyle çıkartılmasını istediği bölümler burada yok. Oralar siyah olarak yayınlandı. Şimdi mesela böyle o beyaz. Böyle bir Türkiye'nin hali pür melali. Yani yazarların ne yazıp yazmayacağını muzur kurulu, sansür kurulu, bilmem iktidarlar bir şekilde yazarlıkla, düşünce özgürlüğüyle bağlantısı olmayan bir faşizm zihniyeti. Hep yazarlara bir akıl öğretme var. Yani birileri bu ana dillerini olağanüstü kullanan yaşamı ve hayatı yaşayanların fark etmedikleri yeni pencerelerle anlatan, hayata zenginlik getiren, mutluluk getiren, insanların hissedip bazen açıklayamadıklarını onlar adına çok daha şiirsel ve estetik bir şekilde ifade eden insanlardan daha fazla bildiklerini, onlara bir şekilde ayar verilmesi, yön gösterilmesi, kısıtlanmasını düşünen bir takım baskı odakları var. Bu her zaman siyaset olmuyor. Ve onlar o yazarların kendileri gibi hareket etmesine yönelik bir refleks halindeki baskı anlayışı içindeler. O zihniyet Türkiye'de maalesef her zaman var. Bazen biraz uyur, bazen azmanlaşır, umacılaşır. O umacılaştığı hallerden birini yaşıyoruz. Ahmet Altan maalesef bu 85 yılında kitabı yaralanarak yayınlanan bir yazardı. Bugün 4 yıldır hapishanede yatan 70 yaşında bir yazar. Ama bu kitap Sudaki İz o sanata yapılan baskının, sansürün hangi boyutlarda seyrettiğinin hazin bir örneğidir. Ya kitabın konusu bir şekilde Ahmet Altan'ın diyor ki objektif olayım. Yani kitabın arka kapağında ne yazdıysa onu söyleyeyim. Ahmet Altan'ın ikinci romanı. İlk kez 1985 yılının ortalarında Can Yayınları arasından çıkmıştı. Bu o dönemin yani 1985
Türkiye'sindeki atmosferden bir kesitinin sanatsal bir anlatımını içeriyor Sudaki İz. Çok tartışmalar yapılmıştı. Onları da gayet iyi anlatıyor Ahmet Aldan. Yani bir şekilde. Bir de burası çok siyasallaşmış bir toplum olduğu için estetik, edebiyat, yaratıcılık, farklılık, çarpıcılık vesaire gibi bir kültürden ziyade siyasi olarak her şeyi yargılayıp ve kendi meşrebine göre hemen hükme bağlama geleneği var. Tabii bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tür sanatsal fikir, düşünce özgürlüklerinin boyutunun sınırlarını somutlaştıran kararını da hatırlatmak isterim Andy Said. Yani şok eden, bir şekilde alışılmadığımız, yani göz bebeğine iğne batırmış gibi şiddet ve hakaret içermediği takdirde her farklı şeyin düşünce özgürlüğü, yaratı özgürlüğünün içinde olmak gerek. Ama bizde maalesef öyle bir kültür ve şey olmadığı için o dönemin şartlarında o toplumsal yapının bir kesitini anlatan bir kitap da çok rahatlıkla kamplaşmalara, hedef alınmaya, sansürlenmeye, yasaklanmaya, öldürülmeye neden olabiliyor.